İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem Ötesi'ne başlıyoruz. Bu gece çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Sadık Albayrak. Şimdi titrinize ne yazalım deyince okur yazar dedi. Ama gerçekten çok okumuş, çok yazmış ve çok düşünmüş bir isim. Çokça da eseri var ki bu gece sizlere hediye de etmek istiyoruz. Bunlardan fakat özellikle bir kitap var ki bunun baskısı var mı yok mu bilemediğim için bundan da çok vermeyi isterim seyircilerimize. Bu yok. Türkçe, İngilizce, şimdi bir de Arapçaya çevriliyor bu. Şu anda hazırlık safhasında. İnşallah Arapçasıyla beraber okuyuculara hediye etmek boynumuzun borcu olsun. İnşallah. 41 orijinal belge ışığında Eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre. Aslında biz bu gece dünden bugüne neler değişti yani Osmanlı'dan günümüze bir medeniyet tarihi üzerine de bir konuşma olacak ama kim bilir laf bizi nerelere getirecek, götürecek. Şimdi Sadık Albayrak 1970'ten 2000'lerin başına kadar gazetecilik yapmış bir isim. 2004'e kadar hem ödüller almış ama hüküm de giymiş. Değişik de bir enteresan da hayatı var. Yani oturup konuşmaya kalksak o saatler sürebilecek bir öykü bu. Şimdi bana çok ilginç geldi. Öğrencilik yıllarında 1964'te Sultanahmet Camii kürsü vaizliğine tayin edilmiş. Evet. Yani gencecik yaşında. Selahattin camilerinde irşat vazifelerinde bulunmuş ve 1970'ten itibaren, şimdi bizim tarihsever seyircimizin çok dikkatini çekecektir. Şeriye sicilleri arşivinde 8 yıl uzman olarak çalışmış. Yani orada aslında siz çok ilginç belgelere, bilgilere tanıklık etmişsiniz. Evet. Ve bu gece de bunlar üzerine de konuşacağız. Hemen kısacık şunu da göstereyim mi? Buyurun. Size çünkü ilk müjdesini vermiş oldum. Tarih bizi arıyor. Evet, tarih bizi çağırıyor. Tufan Gündüz Hoca ile de bizim kitabımız inşallah çıkacak. Hemen şimdi sıcağı sıcağına matbaaya gidecek. Haftaya da Tufan Gündüz Hoca'yı çağırmak istiyoruz. Biraz da konuşalım istiyoruz. Tarih bizi çağırıyor ama işte mesela sizlerden dinlemeliyiz ki tarih bizi neden çağırıyor, nereye çağırıyor, bizim misyonumuz ne, görevimiz ne? Bunların hepsini öğrenmek yeni nesillerin, bizlerin boynunun borcu. Bu gece öğrendim ki etiketini kullanıyoruz ve bu etikete şimdiye kadar tarih bilginiz size ne öğretti, ne gözlemlediniz değil mi? Bilgi dağarcığınızdan damıttığınız ne var? Bunları bize yazın istiyoruz sevgili seyircilerimiz ve birazdan da okumaya başlayacağım. Hatta şimdi sıcağı sıcağına da bir soru sormuş olalım sevgili seyircilerimize. Bir eski bir Kur'an-ı Kerim getirdi Sadık Albayrak. Onun cildi gitmiş. O yüzden ne soralım deyince Osmanlı'da kitap cildi yapana ne denirdi sorusunu yöneltelim istedik. Öğrendim ki etiketiyle bu sorunun yanıtını sizlerden bekliyoruz. Şimdi bu kitabı soracağım size ama şurada cezaevi notları 50. yazarlık yılı saygı gecesi anısına basılmış. Dostlarınızın da sizinle ilgili görüşleri var ve arkada fotoğraflar var. Şimdi ben bunu okurken kim ne demiş filan diye bakarken arkada fotoğrafta bir gazete ve Hürriyet'te çıkmış bu. Evet. 1965. O bana çok ilginç geldi. Hürriyet'te çıkan vaazınızla ilgili bir haber. Üstelik İlk sayfada manşetten geliyor, manşetin hemen altında. Şimdi tabii zor okunduğu için şöyle bakıyorum. Diyor ki Sadık Hoca'nın cuma vaazı, diyorsunuz ki burada sadece ellerimizi açıp Allah'a dua etmekle karın doyuramayız. Modern din adamı, Hristiyanlık alemi çalışarak ilerliyor dedi. Ve demişsiniz ki çalışmayan insan dostunun yüz karası, düşmanının da maskarası olur. Hristiyanlık alemi çalışmış, ilerlemiş. Burada 3000 kişi ellerimizi açıp Allah'a dua etmekle karın doyuramayız. Makbul olan, Allah tarafından sevilen kazmayı eline alandır demişsiniz. Evet. Ve çok önemli bir tespit. Doğru. Evet. Biz çalışarak medeniyet inşa ettik çünkü. Tabii. Yani amel ne? Amele ne? Yani işçi mi diyorsun? Ama bir de bu amelden dolayı ameli salih var. Ne demek? Ameli salih. İbadette çalışmaya kadar, helalinden kazanmaya kadar, rızkını topraktan aramaya kadar. O çalışmanın ürünü öyle olmalı idi. Çünkü ben o vaaz ettiğim yer Sultanahmet Moske Blow. Turistler hayran hayran gelip bakıyorlar. Şimdi oradaki cemaate neyi vermek lazım? O ibadethane kendiliğinden olmadı.
onu yapan bir ruh, bir estetik yapı vardı. Niye? Ayasofya orada varsa bizim de Moskova bloğumuz var. Bizim sarfımız zarif, latif. Değil mi? Şimdi orada vaaz ederken diyorum ki cemaate, ey cemaatimizsin. Böyle miskin oturup beklemekle, hani meşhurdur, gökten rahmet ver Allah'ım, fakir kulun yer Allah'ım. Öyle değil. O rızkı talep edeceksin, mücadele edeceksin ki Allah yağmur gibi sana rahmet versin, bereketlenirsin. Toprak gibi olmak lazım, alacaksın, yiyeceksin. Ve o zaman da onu o şekilde söylediği bir şey, ilginç olduğu gibi. Hı. O devirde, yani ben bahtiyarım, mutluyum. Çünkü eskilerin dedikleri bakiyet-i suyuf diye bir şey derler. Kılıç artığı ulema kalmış idi o devirde. Hı. Benim mesela hocalarım kim? Ömer Nasuhi bilmeyen fıkıh hocam. Mahir İz, tasavvuf hocam. Hilmi Ziya Ülken, İslam felsefesi hocam. Ve daha niceleri bunlar Meşrutiyet Abdülhamit döneminde Rüşdiye'yi, İdadi'yi, Darülfünun veyahut da medreseleri bitirmiş hocalar bunlar. Bu vaiz olmak da büyük bir olaydı. Öyle evet, kolay değil bu. Yani o bir macera o. Yani ne anılarım var benim. Ama ben modern giymişim, adam şaşıyor. Ramazan'da gitmişim müftülüğe, bir kar. Ocak ayının başları. Güzel giymişim. Oradaki hocalarla beraber Ramazan'da hangi camide vaaz edecekti? Programı şey yapmak için. Orada baktım bir gazeteci var birileri. Onlar da programı almaya gelmişler ve gazetede de işte şu camide şu vaaz edecek, bu o kadar program. Orada biri bana dedi ki, delikanlı sen değil, müezzin misin, nesin dedi falan. Dedi ben dedim Sultanahmet Camii vaiziyim. Ne dedi? Evet dedim ben. Allah Allah. Ben dedi senin dedi vaazına geleceğim. Buyur gelin dedim ben. Beklerim dedim ben. Unuttum gitti onu. Ertesi hafta işte cuma günü gitti. Sultanahmet kürsüye çıktı. Turistler olduğu gibi baktım flash çekiyorlar camiye bilmem ne. Beni de çıkıyor bilmem ne yapıyorlar. Vaazı bitirdim, indim aşağıya. Ben dedi Hürriyet Gazetesi'nden, Allah rahmet eylesin, Orhan Kantoğlu dedi. Seninle röportaj yapmak istiyor. Dedim Orhan Bey dedim. Şu anda namaz kılacağız. Olmaz namazdan sonra. Ne de biliyorsun? Bak o devirde saat 13'te haberi kesmen lazım. Yetiştirmek için. Tabii. Edilecek, yerleştirilecek, uçak bilmem ne kaçırırsan bilmem ne. Öyle kaldı. Ertesi günü bir baktım. Allah Sadık Hoca'nın bilmiyorum ya. Yazmış da yazmış. Şimdi bu olunca fevkalade bir şey ortaya çıktı. Hayrettin Hoca var. Allah sana mütfesin Hayrettin Karaman. Sadık Albayrak'ın dedi bu beyanatı İmam Hatip'lerin legalize olması ve milli olmasının beyanatıdır dedi. Bu programdan evvel millet ne izleyecek? Diriliş. Diriliş. Dirilişte putperestlik var mı? Yok. Ne? Yok. Peki o zaman senden istirham ediyorum. Şunu okur musunuz? Şuradan itibaren ve 5 numarada dipnot var. Dipnotu okuyun hangi tarihte olduğunu. Tamam. Buyurun. Şimdi bir alıntıyı okuyorum ben Sadık Albayrak'ın kitabından. Osman ve kavminin kendileri ve babalarının Müslüman olup olmadıkları meselesi Osmanlı ve Bizans tarihçilerince bahse konu edilmiyor. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine dair eser yazan Avrupalı tarihçilerce de gerçek bir olay gibi kabul edilmiş oluyor. Fakat açıkça görülüyor ki Osman ve aşireti Söğüt'e gelip yerleştikleri zaman müşriktiler. Neydi? Müşrik. Peki vatan şey dinleyicimiz müşrik ne de biliyor mu? Biliyordur. Değil mi? Allah'a evet. Şirk koşmuş. Müşrik. Evet. Evet. 13. asrın başında Küçük Asya hudutları üzerinde görünen Horasan ve Sair Mavera-ü-Nehir havalisine mensup kabilelerin İslam oluşları hakkında hiçbir tarihi tezkerede doğrudan doğruya bir kayıt yoktur. Evet. Bitti mi? 5. Dipnot mu? En eski Türk istilacıları memleketi ancak Arap İslamiyetiyle nesillerce temasta bulunduktan sonra girmişlerdi. Gerçekte her ne kadar dinleri hakkında büyük bir bilgi veya gayret göstermemiş ve Arap Müslümanların taasubundan beri bulunmuşlarsa da Selçuklular herhalde Müslümandılar demiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu üzerine bunun mütercimi Ragıp Hulusi
Gibbons yazmış bunu. 1928. Evet. Evet, 1928. Geliyoruz Fatih'e. Fatih diyor, öyle hunhar ve sadist bir adamdı ki kadın ve çocukların kafasını koparmaktan zevk alırdı diyor. O kitapta var. Dipnot da yok. Yani biz kültür emperyalizmi derken bizi asimile edecek böyle bir kültür erozyonu olarak. Ben şuna inanıyorum. Ekonomi şu bu falan değil. Önce biz kültür ihtilali yapmamız lazım yani. Kültür ihtilali. Bu adam kültürle bizi yok etmediler mi? Victor Hugo, sefiller tamam. Peki Peygamber Efendimiz İslam'a ait düşmanca şiirlerinde haberimiz var mı? Yok. Cervantes, Don Quixote var. İnebat'ta bize karşı savaşan bir adam değil mi? Kolunu bile vermiş. Lord Byron da öyle ama onları biz edebiyatçı, sanatçı bilmem ne kahraman olarak gösterdiler. İşte bizim nice kahramanlar, büyük insanlarımız falan var. Onun için yani ödediği olayları böyle çarpıttılar. Hı hı. Siz şimdi bir yerde bir kitabınızda ben notunu aldım da bu şeyde de olabilir. Bu Osmanlı direnişinde de olabilir. Diyorsunuz ki yeniden doğuş olmak zorunda. Kafamız Anadolu'da, kalbimiz Mekke'de, ayaklarımız Afrika'da olmalı. Ellerimiz Kafkaslar'da ve Balkanlara kadar da uzanmalı. Hı. Dünyayı algılayan bir ortam hazırlamalıyız. Bu da bilgiyle olur, beceriyle olur, araştırmayla olur. Geçmişi bilmek önemli. Şimdi seyircilerimizden gelen tweetlere de bakalım. Öğrendim ki dünyada zulüm çağı yaşanırken Osmanlı çağdaşlarının çok ötesinde insana hatta hayvan haklarına saygılı bir imparatorluktu. Çok doğru. Kitaptan şimdi örnekler de vereceğiz. Ayşe Hanım demiş ki öğrendim ki Osmanlı'dan günümüze bizim kendi kendimize yaptığımız en büyük kötülük batılılaşma sevdamız olmuş demiş. Ya bir noktada batıyı da belki örnek alabilirsin. Mesela teknolojik gelişmede batı ileridir. Bunu örnek alabilirsin veya ne diyelim mesela? Ne örnek verelim? Ya bakın şu batıyı hani nasıl... alacağın yeri al da abartma, özünü kaybetme. Hayır, al ve kullan ve ona adapte ol. Yani şimdi hadis-i şerifte buyurulur ki müminin saadeti üç şeyle kaindir. Salih bir eş. Kadın demiyor, salih bir eş diyor. İkincisi mesken, ev. Üçüncüsü binittir. Şimdi binit ne? Nedir? O devirde deve, at. Hı. Peki geldik 20. yüzyıla. Adam arabayı icat etmiş. Ben hala deveyle mi dolaşacağım? Uçakla alırsın, gideceksin, araba... deveyle gideceksin. Hayır hayır. Arabayı alırsın, edersin, kullanırsın ama... Bir dereceye kadar. Şimdi rivayet edilir ki Abdülhamit'e dediler ki sana bir araba hediye edelim. Hayır dedi, ben istemem dedi bunu. Dedi. Çünkü bana alırsanız sadrazam da isteyecek. Öteki öyle mi? Bakanlar da isteyecek. Fabrikanızı burada kurarsanız arabanızı alırım. Biz şimdi İmam Hatip değil ki. Madem Allah'ın kelamı mucize. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve ersenle riyaha levakiye. Biz rüzgarı aşılayıcı olarak kıldık diye geçiyor. Biyoloji okumayan adam ondan ne anlar, bir şey anlamıyor. Tabii. Ama biyoloji okuduğun zaman da bakıyorsunuz ki rüzgar esiyor, çiçekler gidiyor bilmem ne falan. Fil suresi var, meşhurdur o. Ebabil kuşları geldiler. Onları kâs ve mekül haline getirdiler. Peki bu ebabil kuşlar nasıl uçuyor? Pike yaparak bilmem ne falan. O zaman biz dedik, biz bu uçağı yapabiliriz madem ki Allah. Bakalım bu ebabil kuşlar nasıl uçuyor, nasıl bilmem ne falan, neyse. İşte bugün yaptık. Kâs-ı mekül olmuşlar. İşte bu insansız hava araçlarının şeysi ruhu bu. Yani illa her şeyi kurdan aramak değil. Cenab-ı Hakk'ın ilahi kelam sana ufku veriyor. Düşünmeyi veriyor. Onun içindir ki tefsirler her 15 senede bir, 20 senede bir tefsir edilmesi lazım gelir ama ayak takımın, cahili cühelanın, ebleh adamların, çıplak uyarıcıların yapabileceği bir şey değil. İşte burada biraz da özgürlüğü saptırma. Oryantalistler de bunlara fırsat veriyorlar ki toplum
bunalım acısın bilmem ne. Tabii, o kitapta mesela okuduğumuz oryantalistler hani tarihin de yanlış okunması, tabii. İşte ecdadın da yanlış anlaşılması, dinin tabii. de bozulması için elinden geleni yapıyor. Şimdi devam edelim. Bir başka seyircimiz Müge Hanım demiş ki öğrendim ki biz kendimizden zaten Osmanlı'da vazgeçmeye başlamıştık diyebilir miyiz diye soruyor. Mesela o güzelim Mimar Sinan usulünü bırak, barok rokoko mimariye dön, pasta gibi köşkler eleştirmiş. Doğru diyor. Yani o rokoko işte öteki bilmem ne. Şimdi bunlar hep dışarıdan taklit olan şeylerdir. Ona uydurulmuş. Onlar zaten Viyana'da var, Paris'te var. O binalar. Şimdi hazır Mimar Sinan diye sormuşken seyirci biz aslında bir soru daha yöneltmiş olalım. Çünkü bizim medeniyet tarihimizin sembol isimlerinden biri de Mimar Sinan'dır. Seyircimize madem kitap hediye edeceğiz, öğrendim ki etiketiyle Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı ilk eserin adı nedir diye de sormuş olalım seyircimize. Şimdi devam ediyorum. Ahmet Bey demiş ki öğrendim ki Osmanlı'da yolcuya yoksula, öğrenciye bedava konaklama ve aş verilmiş. Aslında bu Selçuklu yani. Değil mi kervansaraylar Selçuklu'yla? Sadece o değil. Verelim adam. Sadece o değil. O şer'i sicilleri on binlerce defteri araştırırsa nice nice vakıflar. Evlenecek kızlara çeyiz için adam vakıf kurmuş. Öyle mi? Evet. Kızlara, hatta gayrimüslimlere bile yardım et, insan isedir veyahut da değildir. Yani çeşit çeşit vakıflar, toplumda sosyal hayat içerikli. Ya düşünün siz şimdi, Kuzguncuk'a gidin. Sahilde bir kiliseyle bir cami var. Yan yana orada bir mesafe var. Arka tarafta sinagog var. Peki o Kuzguncuk'ta, demek Yahudi vardı ki sinagog vardı. Demek ki Hristiyan vardı, kilise var, Müslüman vardı, cami var. Peki kilise çanlarından Müslümanlar rahatsız oluyor muydu? Çalar. Peki ezan okunuyor yan yana, peki oradaki papaz efendi ve ataşı orada Hristiyanlar rahatsızlık duyuyorlar mıydı? Duymaz herhalde. Beraber yaşama kültürü, medeniyet bu, kültür bu. Siz biliyor musunuz meşrutiyet döneminde matbaaların çoğu gayrimüslimlerindi. Hürriyet-i Fikriye diye bir gazete çıkıyor. Sahibi Ohanes Efendi. Anladın mı? Bak kayıtlarda gördük. Meşrutiyet döneminde kitaplarda. Matbaanın Ermeniler tarafından kuruluşunun 500. yılı kutlanmış. 1911-12'lerde. 500 yıl geriye gidersen ne zaman kurulmuş matbaa? Ermeniler o zaman Ermistad diye bir şey yok ki. Sadıka. Öyle mi? Onlar Türk Osmanlı basın. Ama demek ki onlar da matbaa kurmuşlar. Ama birileri kafayı takmış işte müteferrika bilmem ne oraya kadar olmamış gitmemiş. Ula, bu da bir vatandaştı. Öyle değil mi? Tabii. Öyle değil mi? Ama kurmuş, öteki de kurmuş. Kaynaşmış bir toplum. Etnik problem veya da değil. Ben sizin mesela şeriye sicillerinde 8 sene uzman olarak çalıştığınızda ki hatta arkadaşlarınız sizi o kitaplardan birinde anlatırken diyor ki işte arkeolog gibiydi diyor. Resmen diyor arşivlerin arkeoloğuydu ve sanki böyle oraya diyor bir mabede girer gibi girerdi böyle sessiz sessiz. Orada resim var. Girerdi. Ben orada bahçede şey yapıyorum ben. Orada var orada. Bahçede kitapları kurutuyorum. Hakikaten evet, kitapları kurutuyorum. Şimdi mesela orada böyle sürekli tabii ki belge inceliyorsunuz. Hep böyle şey mi gördün? Ha bu. Heh. Bab-ı fetva mahzenlerindeki evrak ve sicillatı güneşletip kurutur. Sonra da silip yerleştirmeye çalışırken 70 yılı yaz ayları evet. esnasında evet. işte o 70'lerde çekilmiş. Ya sizin. Şuradaki şey Ayhan Sogar rahmetli gençlik marşını o beslediğimiz gedeki programda çekilmiş. İşte bak bu. Evet. Peki baktığınızda yani gerçekten bir ayrım olmadığını şahit oldunuz öyle mi? Nerede? Yani Müslümandır gayrimüslimdir filan hiç diyorsunuz bir dakika. Öyle mi? Benim bu çevre kitabımın ilk belgesi nedir Pelin Hanım? Bakalım hemen lütfen. Hatırlayalım. Lütfen. Bu arada burada da 26 farklı mahkemeye ait 9000 küsür sicil defterinde yer alan yüz binlerce belgeden derlenmiş. Ön sözü geçiyorum. Toplum ve insanca yaşamanın şartları değil. Geç. Çevre geç, ve belge, insan geç belge. Belgelere gel. Gel daha belgelere gel. Gel.
bir Müslümanın bir gayrimüslim tarafından fıtık ameliyatı edilmesine dair mahkeme kararı. Ah, oku bakayım, bak şimdi ne diyor. Şu. Bak. Neyse, geliyorlar, yaklaşıyorlar. Ben okuyacağım, şimdi çekiyorum ekrandan. Hazır olun. Hop, çektim. Şimdi diyor ki, İstanbul Büyükşehir'inde eski saray, yani İstanbul'un fethine hemen sonra, henüz Topkapı Sarayı yapılmadan önce günümüz İstanbul Üniversitesi merkez binasında bulundu. İstanbul Büyükşehir'inde eski saray helvacılarından Hasanoğlu Mehmet Bey'in mahkeme huzurunda bu yazının nedeni olan Yani oğlu Yorgi'nin yüzüne karşı ifade ve beyanda bulunarak, halen fıtık hastalığından muzdaribim, burada adı geçen Yorgi'yi fıtığı yararak temizlenmesi, sonra da yaramı pansuman ve tedavi etmesi için 1000 akçeye kiraladım. Yorgi de burada yazılı olduğu gibi bu hizmeti bana vermeyi kabul etti. Bu sebeple eğer fıtığımın yarılması veya sonraki pansuman sırasında ölürsem, varislerim adı geçen Yorgi'den kan parası veya diyet talep etmesinler dediği ve diğer tarafça da onaylandıktan sonra talep edildiği gibi kayda geçiriliyor. 5 Haziran 1662 Ahi Çelebi Mahkemesi Sicil 13 falan yazıyor bütün detaylarını şu. Evet. Bizim toplum işte bu. Evet. Evet. Ya daha neler neler var, inanılır gibi değil. Yani ben mesela baktığımda bazısında hakikaten insan çok etkileniyor ki bir seyircimiz de mesela onu hatırlatmış, sormuş bulursam. Ha, Sevda Hanım demiş ki, Tekşen, öğrendim ki ecdat diyor, kuşu bile düşünmüş, o kuş saraylarını inşa etmiş diyor. Mesela acayip bir şey bu. Sonra ben de bir iki tane not aldım kitaptan. Dur bakayım bulursam onun yerlerine. Mesela kuş avlama ile ilgili, bak 129 nerede o? Yavrulama zamanında kuş avlama yasağına dair ferman çıkarmışlar. İzzetli Bostancıbaşı A, bahar mevsiminden önceki günler kuşların yavrulama vakti olduğu için bu vakitte avcıların kuş avlamasının yasaklanması alışılagelmiş kaidelerdendir. Şimdi Boğaziçi ve Üsküdar çevresinde, İstanbul dışında ve diğer yerlerde kuşları avlayarak gezip dolaşmanın yasaklanması, engellenmesi hususunu zabitlere ve gerekli kişilere sıkı bir şekilde tembih ediniz ve dikkat, özen göstersinler. Bak yayınlanmış, diyor ki kardeşim diyor, kuşu diyor yavrularken avlamayacaksın. O çekirgelerle ilgili olan da çok dikkatimi çekti. O da çok hoşuma gitti. Ya çekirgelerin kovulması için getirtilen sığırcık kuşlarının rahatsız edilmemesine, evet, dair arzu hal. Evet. Bunun da tarihi 1782. Üsküdar Mahkemesi'nden bu da. Diyor ki, devletli, inayetli, merhametli sultanımız hazretleri sağ olsun, bu kulları Üsküdar ilçesine bağlı Kadıköy'ün fukaralarıdır. Allah-u Teala'nın hikmetiyle zuhur eden çekirgelerin kovulması için harcama yapılarak yerinden sığırcık kuşu soyu getirtilmiş, dua ve sena ile eski camiye konulmuştur. Şimdi sığırcık kuşlarının zuhur eden çekirgeleri kovması Allah'tan ümit edilirken, söz edilen yerin dört bir yanında bazen avcılar, bazen de başka kişiler gereksiz yere tüfekle ateş edilerek zikredilen kuşların dağılmasına sebep olunmaktadır. Bu nedenle yüce merhametlerinizden ümit edilen odur ki, faziletli Üsküdar Kadısı ve Bostancıbaşı A marifetiyle Üsküdar Haydarpaşa ve Fener ustalarına, adı geçen yerin subaşına ve diğer zabitlere sıkı bir şekilde tembih edilerek bundan sonra gereksiz yere tüfek ve piştovla, piştov şey değil mi? Tabanca. Tabanca. Tüfek ve piştovla ateş edilmesin. Emir ve ferman merhametli sultanımız hazretlerinindir. Sene? Sene 18. yüzyıl. Hı. 1700 bir şey. Ne? 1782. Çok tatlı. Ha, çok ince. Peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim bunlar böyle yayınlandı, işte sunuldu. Sultan da dedi ki evet, işte çekirgeler için getirmiş olan sığırcık kuşlarına vurmayacaksın, etmeyeceksin filan. Ateş etmeyecek. Velev ki oldu. Mesela cezaların nasıl olduğu ile ilgili de orada şeyler var mıydı? Aşağı yukarı yani bu olay özelinde değil. Vardır da belki. Ben şimdi ceza derken, hı, Osmanlı'da devlet yönetimi o kadar pratik ki, belgeler, yazılar çok önemli ama bürokratik engeller, bu zamanlar sıkıntılar yoktu. Bu mezgür sicillat bir kısmı kayıptır. Bir kısmı da şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'ndedir.
Niye Topkapı Sarayı Müzesi'nde? Bu sicillat kadı sicillatıdır. Kadılar. Hı. Şimdi mahkemelerde şey olur ya, nöbetçi, savcı. Evet. O devirde kadılar var ama gece naibidirler bunlar. Gece naib. Naib ne demek? Kadı demek. Niye? Gece naibi. Şimdi gündüz diyelim ki meşruat dairesinde makamı neredeyse o. Akşam evine gidiyor. Cübbe giyiyorlar. O cübbeyi niye geniştir diye şey yaparlar. Şu iç cebinde büyük bir yer var. Sicil defterini buraya koyuyor adam. Cebine koyuyor, iç cebine. Cebine ve evine gidiyor. Ben mesela gündüz işte çalışıyorum. Muamele de yapamıyorum. Her zamanı veririm yani. Mesela... Şu değil mi? Şu defterler. Şu değil mi? Tabii. Ve böyle uzun uzun. Diyelim ki Sivas'ın hafif kazasından gurbete gelmişiz burada. Çalışıyoruz. Komşum var, vatandaşım var. Yerim ona satacağım. O devirde tapu şeylerinde iki tane mühür var. Biri meşihattadır, biri oranın kadılığındadır. Oradaki kadılığından yerine mühürü basın mı, elinde o senet oldu mu, Türkiye neresinde olursa olsun veyahut da devletin orada satarsın bunu. Amanı satarsın. Şimdi gidersin, sana diyemez ki mesai bitti bilmem ne, yok öyle bir şey. Gidersin dersin ki böyle böyle. Der ki bu tapu hafif mühürü, buradaki asıl mühürü, tamam der, bu seni. Kime buna satacak? İki şahit lazım deniyor. Şahit de gelir. Ama pardon, şahit eder ki kellen sana lazım oldukta bu işe şehadet eder misin? Evet. Kellen sana lazım oldukta bu işe şehadet eder misin? Ayrıca şu anda İstanbul Müftülüğü'nün önünde cellat taşı diye bir taş vardı. Onu sonra tamirattan toprağa gömdüler. O cellat taşı ne biliyorsun? İşte kellen sana lazım oldukta bu şehadet eder misin diyen adam. Şahitliği yalan çıkarsa o kelleyi orada uçururlarmış. Bir rivayete göre de orada Halice inen bir şey atarlarmış. Onu oraya niye saklıyorlar biliyorsun? Olay ama olmuş ya, olmamış. Değil. Ait değil. Değil. O öyle zaten gitti diyor. O toprağın altına batılmış, evet, bir yerdir falan. Aha. Ama masakada, bu odakada böyle bir taş mermerde. Ve ne yapmışlar? Orada ibret olarak kalması gerekirken çok az bir şey. Toprağa gömdüler onu. Yok ettiler onu. Halbuki adam onu gördüğü zaman yaptığı şahitliğin nasıl ciddi bir şey olduğunu az. Kelle koltukta bir şimdi mevzu. Şeyi de söylediniz ya, herkes bunu söyler. Ya herkes kuldur, hata eder. Tabii. Padişahların özellikle hata şahsi ise Allah afurrahimdir. Ama toplumun genelinde zarar getirici bir şey yaparsa, ona da dedikleri gibi mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Padişahım yaşa tamam. Ya futbol takımında da öyle değil mi? Takım iyi gidiyor şak şak. Ondan sonra nöron gibi şeyin aşağı giyotine götürüyorsun. Şimdi meşhurdur o karınca hikayesi. Etrafı toplamı istira etmiş. Şey Lisan Zembilli Ali Efendi mi? Şimdi bakın. Ektin. İbni Ebu Suud. Ebu Suud Efendi. Şimdi bak. Kanuni Ali Efendi niye geldi aklıma? Zeyrek'te Zembille Ali Efendi evi şu anda mevcut durumdadır. O duvardaki zembili sarkıtıya da hala mevcuttur. Ama maalesef onu kimse yapamıyor. Birileri satın almış, memle yapmış. Bakın. Şimdi ne demiş? Karınca olmaz demiş. Niye? Hakkın yarın divanına varınca hakkın varınca hakkını arar Süleyman'dan karınca. Bu kadar ince zarafet. Yani bizde hala bir kültür tahribatı ve erozyonu falan var.
İşte bunlar olursa ben Türkiye'nin kalkınacağını anlıyorum. Kültür ihtilali, kültür rönesansı. Şimdi bizi... Rönesans için de yani o yeniden doğuş için de bir takım öncülere ihtiyaç var. Yani şöyle. Sanat alanında... Bunlar şimdi olacak ama bak şimdi. Eskiden sahaflarda neler vardı kimse değer vermezdi. Şimdi bir elif, bir kağıt parçası bir memleket şey yapıyor. Ya düşünün. Bizde öyle bir kültür değeri var ki. Hepsini yok etler şimdi değer ifade etti. O da ne? Avrupalılar, Batılılar bunları şey yapınca. Yani değerlendirince. Ben bir senesi gittim şey Berlin Kütüphanesi'ne. Tatil zamanıydı. Oraya sokmuyorlar. Dediler ki işte yasak bu falan. Buna dediler ki yazar benim için. O zaman dediler Berlin Kütüphanesi işte. Bakalım bunu Albayrak Sadık ismi geçiyor mu diye. Baktılar ki Osmanlı Üniversitesi'nin birkaç cilti var. Buyur dediler geçtik içeriye. Gittim baktım ki Diyanet'ten iki kişi diğerinin hepsi Japon. Japon mu? Tabii araştırma yapıyorlar Berlin Üniversitesi'nde. Şimdi çok ilginçtir. Hani diyorlar ki Japonlar da maşallah her yerde. Uf uf. Yani Hakkari'de İstanbul'da Türkiye'ye gelen bir adam var. Suzuki diye bir adam. Ha. Beyazıt'tan kitapları alırdı. Enderuni İsmail Efendi rahmeti de. Kitapları paketlerdi. Bir tanesi de yanında saklardı. Meğerse Emirgan'da mı? Boğaziçi'nde bir yerde oturuyor. Otobüste vakit kaybediyor diye. O kitabı bir daha okuyamam diye otobüste okurdu kitabı, bitirirdi o kitabı. Diğerlerini Japonya'ya gidince okurdu. Hmm. Amerika'ya gittik çocuklarla. Metropolitan Müzesi'ne gittik. Oturdular mı ne verdi falan. Girdik oraya. Otoman, Osmanlı bilmem ne yeri buluyor seksiyonu. Evet. Aman Allah'ım neler var orada neler. Neler var neler. Ben de kitap alacağım ama. Siniriniz bozuldu değil mi? Vakti tabii. Biz daha kendimize yeni geliyoruz ya da gelmede de bir sürü engellerle karşılaşıyoruz. Sanat, kültür, bilmem nesi falan. Bunlar illa o eskisi bir değil ama modernize etmek boynumuzun borcu. Evet. Evet. Yani bu medeniyeti bu şekilde ele almak lazım gelir. Öyle. Hatta şimdi şuradan bir tane De La Martin'den bir şey okuyacağım. Alphonse De La Martin'den mi? Evet. Bir saniye. Belen maşallah bayağı okudumuşsun. Okudum tabii ki. Şimdi Doğuya Seyahat adlı eserine göre Gizemli Doğu'da canlı veya cansız bütün varlıklara iyilik ve şefkatle yaklaşılmalıydı, yaklaşılmaktaydı. Yani dünün kuş evlerini siz de bu yazıyı koyarak aslında o kuş evleri, dünün kuş evleri varken bugün neden yoka da atıf yapmışsınız evet. Kitapta. Şimdi şöyle söylemiş De La Martin. Müslüman Türkler de canlı cansız yaratıkların hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, kısaca Allah'ın yarattığı her şeyi hürmet ederler. Bizim memleketlerde başıboş bırakılan veya azarlanan bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametle teşmil ederler. Merhametlerini teşmil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Türkler de ömürleri boyunca besledikleri kumrular için ölürken vakıflar tesis edip onlara kendilerinden sonra da yem verilmesini sağlarlar. Ya gerçekten yani mesela 12. yüzyılda da Şam'a seyahat eden bir Fransız hukukçu hatıratında burada hastalanan kedi ve köpekler için bir hayvan hastanesinin bulunduğunu zikrediyor. Bu durumun olağanüstü bir manzara olarak görüldüğünü de belirtiyor. Tabii gerçekten öyle. Şimdi... Düşünün ya. Peygamber Efendimiz'e en çok hadis rivayet edildi. Ebu Hureyre kedi babası manasındadır. Mesela ismi bilinmezler Ebu Hureyre bilir. Evet. Evet. Peygamberimizin de kedisi vardı diye hep anlatılır. Ben yalnız sadece ülkemiz için değil yani bütün dünya genelinde ya gerçekten daha tahripkar oldu insanoğlu. Mesela bu çok ince bir medeniyetin ürünü. Muhtemelen tabii o zaman da yok muydu kötü insanlar? Zulmeden, işkence eden o kediye köpeği yok muydu? Vardı ama muhtemelen cezası da çok ağırdı. Öyle değil mi? Ben dedim bana deseler ki anayasa yap nasıl yaparım biliyor musunuz? İnsan haklarına dayalı değil. Bütün canlı haklarına dayalı bir anayasa. Ben o anayasam Wehrstab, Grundlatt'ta. Fok balığının kafasına sopayı vuran adamı bulduğum yerde içeri atarım ben. Anlatabildim mi? Var mı öyle bir uygulama? Hani bakın ben Hollanda'da kaldım.
Siz de bayağı gezmişsiniz. Nereye gezdim ben? Evet. Gez. Ne güzel. Şimdi onlar hayvana değer veriyorlar diye. Gece rahmetli kız erkek kardeşimin evine geldik. Baktık. Kapıda bir kedi. Ulan kim bilir herhalde buralardan birini. Kedinin üzerinde şey var. Tasma. Ama içinde telefon var kimi. Gece saat 3 mi ne? Açtık telefon. Ne var dedi adam. Ne rahatsız ediyorsun? Dedi ki. Kedin var. Senin kedin burada falan. Ne olursa olsun dedi benim keyfimi rahatımı bozamazsın diye. Pat diye kapat telefonu. Aa. Adamlar, hayvanlar kendilerine hizmet ettikleri müddetçe sevgi gösterirler. Anlatabildim mi? Egoi şeyleri var. O tatmin ettiği için de o. Yoksa hayvan olduğu için ona bir sevgisi yok. Hmm. Yani böyle bir yaşam tarzları yok. Mesela başka bir orada anlatayım. Hollanda ile Belçika arasında gidiyorum. Uzun tarlalardan. Koyunlar görünüyor. Bilmem ne özgür. Lan kuyruksuz koyun gördüm ben. İşçilere soruyor bir şey bilmiyor. Niye lan dedim bu koyunlar kuyruksuz? Neden? Sonra gittik Hollanda'da mı, Belçika'da mı? Bir Türk hayvan kesiyor. O dönermeler dönemleri falan. Baktım orada bir Hollandalı da gelmiş oluyor. O da hayvanları satacak alışveriş yapıyor. Ona dedim ha bu gavura sorsana dedim bana. Bunların dedim koyunları niye kuyruksuz? Hı. Adam ne dedi biliyor musun? Ne? Koyun doğduğu zaman kuyruğuna dedi lastik ip bağlarız. Aa. Ya kuyrukları yağlı olmasın diyor. O vücuda gitsin diye. Hmm. Anladın mı? Anladım. Vücuda gitsin ya. Ondan sonra bilmem ne yapınca o kopar gider. Adamların şeyi bu. Faydacı ve sömürücü demektir bu. Bizim şeyimiz de bu yok. Yok ama... Şimdi... Burada aslında çok güzel örnek var. Okuyayım mı? Buyur. Söyleyeyim mi? Buyur. Ekmek yüklü hayvanlara binme yasağına dair ferman koymuşsunuz içine. Mesela çok enteresan geldi bu bana. Diyor ki... Uzun tabii bu kadar okumayayım. Mesela diyor ki ekmekçiler de atlarına yükledikleri çifte sepetlerde bulunan ekmeklerin üzerine ayaklarını koyup binmekte daha önce insanların bu sıkıntıdan kurtarılması ve aziz ekmeğin de aşağılanmaktan korunması için hamalların atlarının üzerine bir vukiye ağırlığında sivri demirler koyması, ekmekçilerin de orta kasıtlı olarak falan neyse detay. Ve burada da padişaha sesleniyor ferman gereğince diyor. Ekmek yüklü hayvanlara binilmesin diyor. Şimdi bu sağlık için ama sonra ikindi vaktinden sonra hayvan çalıştırma yasağına dair fermanı da görüyorsunuz. Bu da çok önemli. Çünkü şey yapıyor. At hamallarına bundan sonra merhum Ketudazade Efendi'nin yaptığı düzenlemede olduğu gibi atların semerlerinin ortasına onlara binmemeleri. Eskiden olduğu gibi üçer tane birinin aynası devirçi ve koymaları ve ikindi vaktinden sonra atlara yük yüklememeleri gibi tembihlerde bulunuyor. Hayvanı düşünüyor. Mesela şu da enteresan geldi. Diyor ki yük hayvanlara binme yasa ve cuma tatiline dair ferman. Bundan sonra yük hayvanları cuma günlerinde ve diğer günlerde ikindi vaktinden sonra buğday dışında hiçbir şey yüklemeyecekler. Sürücüler de yüklerini yerlerine indirdikten sonra atlarına binmeyecekler. Sıkı bir şekilde tembihliyorlar. Hayvanlar yorulmasın diye. Ekmek dediniz ya. Ha. Mesela buğday gelecek İstanbul'a. Hı. Eflak Boğdan veya da başka bir yerden. Ferman ediyor. Tophane'dir. Liman. Emrediyor. Ne diyor biliyor musun? Gıda, yemek ve benzeri gıda maddeleri geldiğinde Zinhan limanı kapatmayasınız, açasınız ki ibadullah'a yetişsin diye. Hani aziz diyor. Aziz olan ekmek. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. 70-80 kadar müdürlük. 15 tane işte daire başkanlığı. Ben de işte onlara bir ders vereyim diye. Şehre emanetim bir ideal bir şey. Müdürler. Dedim ki bak çocuklar dedim. Tanzimat döneminde İstanbul Kadısı Eyüp'te dolaşıyor. Öte taraftan Nani Aziz ekmek sepetlerine
ekmekleri koymuş. Eşekle beraber geliyor. Gelince duruyor. Şimdi durdu. Dedi ki ekmeklerin nasıl dedi. İyi. Tartın dedi. Gramajın altında ekmekleri tespit edince ne dedi kadın? Gidin dedi bu adamın parasından dedi şu eşeğin affedersiniz heybesini arpa buğday neyse doldurun. Eşeğin boynuna asıl bu arpa buğday bitene kadar bu adamın sırtına eşek semeri ve ekmek küfelerini yükleyeceksiniz ve Eyüp sokaklarında dolaştıracaksınız. İster magazinde, ister komedi. Bu müthiş bir şeydir bu. İbret. Evet. Değil mi? O oradan çalamaz. Şimdi böyle bir toplumdan biz gelmişiz. Anlatılır işte Nasrettin Hoca kuyudan su alacak. La bakmış ki ay kuyunun içine düşmüş. Kuyuz açık ya. Kovayı sarkıtmış. Ayı kurtaracağım diye tam ortasındayken. Kovayı çekiyor ama hoca kovayı çekmede sırt ucu düşmüş. Bir bakmış oh demiş sırt ucu düşük ama ayı da yerine getirdik demiş. Yani bunlar bir de bize ona benzeyen şeyler. Yani tam araştırma düşünün Hammer diye biri herkes Osmanlı tarihi onu demiş bunu demiş. Ama bizde günü günü tarih tutulmuş. Bunlara bakanım isterler. Evet. Bu şerisiciler ve diğerleri var ya, sak kitapları var. Sosyal bütün olayları kaydetmişler. Serseri taifesi İstanbul'da biner yerizmiş. Zinhar diyor bunları alacaksınız diyor, işsiz güçsüz adamları. Mermer ocakları var Marmara Adası'nda orada çalıştıracaksınız diyor. Var onunla ilgili fermanlar değil var. Işte, ha? Ve hatta diyor ki gideceksiniz diyor şehirden hadi bakayım tabii, diyor. Tabii. Hadi. İfsat etmeyeceğim ben onu yapmayacağım. Gerçekten bunlar enteresan. Enteresan seçilmiş binlerce, on binlerce mahkeme kararından bunlar orijinal olarak seçilmiş. Sokak temizlikleri, mahalle temizlikleri, ev ve dükkanların önünün temizlenmesi, cami ve mahalle temizliği ondan sonra... Çöp kutuları ne diyor çöp kutuları? Siyah ve sarıya boyanacak. Evet, o da enteresan. Rengine bile müdahale etmiş. Peki şimdi dışarıda bu sarı değil mi bu taksiler şunlar bunlar? Doğru. İlginç yani işte. İlginç hakikaten. Mesela köpeklerin itlaf edilmemesine dair arzu hal. O daha çok yeni 1919. Kapların tatlı su kumuyla mesela bu da ya ne kadar detaylar ya. Tabii. Kapların tatlı su kumu ile kalaylanmasına dair ferman. Ondan sonra bu kuşlarla ilgili kuşlar da pek severlermiş herhalde. Ondan sonra tütün içme yasağına dair ferman. Evet. Duhaniler. Zararlı ve kıymetsiz kişilerin def edilmesine dair ferman. Bu işte az önce söylediğiniz mevzunu. Mesela gece fenersiz gezme yasağına dair falan. Yani her türlü detay aslında kayda geçmiş ve siz de en enteresanlarını almışsınız. Ya siz bilir misiniz? İmamları küçük görüyorlar. O devirde imamlar mahalledeki insanlara sorumlu. Camiye gelmemiş. Hasta mı nedir? Bakacaksın hoca efendi. Ha, buna ne oldu? Tabii. Kontrol et. Hasta ise bilmem ne yapacak, edecek. Ha. Ya böyle iç içe yaşayan bir toplum. Hatta eğer hasta ise belki bir yardım eli uzanması gerekiyorsa edecek. Mutlaka. Tabii. Mutlaka. Bu arada baktım da böyle vaktimiz de ilerliyor. Merak ettim. Bu nedir diye. Hayır, bu nereden nereye geldiğimizi... göstergesi. Kesinlikle bu. Bu el yazma bir Kur'an-ı Kerim. Ama orijinalliği şu, Farsça'ya çevrilmiş, mukatalı tercüme derler ona. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, benami hudai bilmem ne böyle başlıyor. Bu dedelerimden kalma bir Kur'an-ı Kerim. Şu hali görülüyor ki tamir de edilmiş ama şu haliyle protoko biz deriz falan. Kendirden yapılmış bir şey. Burada iple kilitlenmiş. Bunun mutlaka kapağı vardı. Tabii. Başı sorma. Tabii. Ama bu hale niye gelmiş?
şimdi toplumsal yaşamın örf ve adetlerin nasıl geliştiğinin bir ölçüsüdür. Aslında bir hikayesi var. Hikayesi. Şimdi bizim karşıki köyden bir delikanlı kızla sevdalanmış, konuşmuş, etmiş. Yani çeşme başında da olur, ormanda yaprak şey yaparken de olur, yayla yolunda da olur. Kızı kaçırmış. Şimdi kızı kaçırınca bir dayanak olması lazım. Kızı bizim eve götürüyor. Niye? Hocaoğlu Ahmet'in evi, herkes lafını dinler benim babam için. Evinler, onlar da geçmişte bizim bir akrabalık da falan vardı. O bizi korur, bizi veyahut da uyma yapar, uyma, uydururlar diye. Geliyor tabii, 3 gün, 5 gün görüşüyorlar, ediyorlar. Bir hafta sonra gece gelin gidecek, esas evine anlaştılar artık falan. Ha, aileler anlaştı mı? Anlaştı, gidecek. Bir Kur'an-ı Kerim veriyorlar ona. Giderken. İşte bu o Kur'an-ı Kerim 50'li yıllarda. O gelin almış bunu, sarmış böyle sapasağlam idi. Aradan yıllar, 60'lı, 70'li yıllar mı ne falan işte 80'li yıllar. Yani 20 sene geçmiş. Geçmiş aradan ama ben bunu unutmadım. Ne abimin oldu, şeyi var Kastro'da annemle beraber giderken anne dedim ben. Bu keşapli olarım ne derler? Onlardan biri vardı. O gelin giderken bizim evden bir kitap vardı. Onu gidip soralım var mı yok mu diye. Ben. Bu kitabı öyle aldım o zaman. Ama namaz sureleri yok. Baştan da Bakara suresinde 3-5 tane yok bu haliyle. İşin ilginç tarafı. Bunun bulunduğu yer ta sahilden de yukarıda. İşte benim dedelerim. O zaman bende merak uyandı. Dedelerim kim? Bugün nüfus kayıtları okunmamış, tahrip edilmiş, bilmiyormuş. Adamın doğum tarihi var dedemin babasının. Buluyoruz onu. Ama vefat tarihi yok. Kayıtlarına girmemiş. Ben şimdi ileriye gidiyorum bakıyorum. Diyorum ki ben ulema takımından geliyor. Okumuş yazmış takımından geliyor. Demek ki o asluhu nesuhu derler ya. Niye bu bende bu şey var? Demek ki bunların ruhu, bunların bu ilmi silsili. Benim dedem 30 yaşında hacca gitti hafız. Bir daha geri dönmedi. Babam 3 yaşında, halam 5 yaşında. Nenem bunları büyütmiş, etmiş, gitmiş. Nenemiz falan. İşte bunlar kalmış. Şimdi ben bunu saklıyorum nadide bir şey gibi. İşte bu baştan ciklemiş, yazılmış, etmiş, gitmiş. Ama sonra tahrip olmuş, perişan olmuş, gitmiş. Şimdi ise yeniden, yani rektifiye etmemiz lazım her kurumumuzu. Yeniden hani... Yeniden uyanış, diriliş şart diyorsunuz. Tabii. Yani ben bütün eserlerimi de o şekilde yazdım ben. Yani yeni bir şey. Bulduklarımı yayınladım. Niye? Kurban olayım bak neler bulmuşum ben. Siz de gidin araştırın. Bir toplum ortaya koymak. Var olana sahip çıkacağız. Çıkacaksa et. Özümüze sahip çıkacağız. Mevcut olanı da modernize edip şey yapmak. İşte evet. Bunun bence tek ölçüsü şudur. Diyanet'in çıkardığı 44 cilt, 2 ciltte ilave 46 ciltlik İslam ansiklopedisidir. Hocanın biri okuyor. İdâ gânel gurâbû delîle kavmin seyehdihim ilâ dâril bevâr. Toplamışsın bir takım meczupları. Dedim, ulan hoca ne diyor? Arapça okuduğuna göre bu fetva mı veriyor, bilmem ne veriyor. Şimdi başlıyor şeye. İdâ gânel gurâbû, karga bilmem ne olunca delîle kavmin bir toplumun yol göstericisi bilmem ne falan başladı anlatmaya. Oradaki bir adam, ulan affırma dedi. Lan desene kılavuzu kargalarını bulup, anlatabilir mi? Yani idrakaneli kurabı delile kavmi bu demektir bu. Ha. Türkçesi de budur. Özellikle kültürümüze sahip çıkacağız. Ve tabii ki dilimize de sahip çıkacağız. Elbette tabii. Ve kelime haznemizi de genişleteceğiz. Ve çocuklarımızı da kitaplarla büyüteceğiz. Reklam arası vermem gerekiyormuş. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra beraberiz. Bu arada bu gece öğrendim ki etiketini kullanıyoruz. Ve size iki soru sormuştuk biliyorsunuz. Bir tanesi Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı ilk eserin adı nedir diye sormuştuk. İkincisi de aslında bu Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak sorduğumuz bir soruydu. Dedik ki Osmanlı'da kitap cildine, tamam kitaba cilt yapana ne denir demiştik. Bize cevaplarınızı yazın, size kitap hediyemiz olacak.
sevgili seyirciler, reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Bu kitabı özellikle merak ettiler ekipteki arkadaşlarımız da. Hemen söyleyelim, 41 orijinal belge ışığında Eski İstanbul'da Sosyal Hayat ve Çevre. Kitabın İngilizcesi, yani İngilizce yazıları ve Türkçesi ve tabii ki içindeki fermanları var. Şu şekilde hazırlanmış bir kitap. Ama Sadık Albayrak diyor ki yakında bunun Arapçası da olacak, çıkacak. Ama yeniden basılması gerekiyor. Basılacak yani, Arapça da çıkacak, evet. İngilizce hepsi. Bunların da basılması gerekiyor yeniden ki biz de seyircilerimize hediye edelim. Evet. Hayır, şeyler var. Sadık Albayrak'ın müellefatının orada bütün kapakları resmen tamam mı? Evet. Burada diğer kitapları söylüyorsunuz değil mi? Tamam. Yani açıkçası sayfaya sığmamış tabii de birçok kitabınız var. O kitapların listesi de burada sevgili seyirciler. Aslında bunların hepsi başlı başına bir program konusu olabilecek niteliğinde. Oradan da görebiliyorlar zannediyorum. Biz bugün hem bundan hediye edelim, yani çıktığında hediye etmiş olalım. Şu Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar'ı ve bir de Osmanlı'nın Direnişi kitaplarını. Şimdi öğrendim ki etiketine tabii ki hem tarihe dair kendi tespitlerini seyircilerimiz bizimle paylaştı. Aynı zamanda sorduğumuz sorulara da cevap verdiler. Neye doğru cevap verdiklerini, yani kimler doğru kimler değildi. Bazen çünkü birbirlerinden kopya da çekiyorlar. Bir yanlış, sonra yüzlerce yanlış cevap geliyor. Fakat bu sefer bildiler. Bir sorumuzun cevabı Haseke Külliyesi'ydi. Diğeri de Osmanlı'da, evet, Osmanlı'da kitap cildi yapanlara mücellit denir. Bu doğru cevapları kabul ederek ve tabii ki beğendiğimiz tweetleri de sizlere kitap hediyesi olarak göndereceğiz. Teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Gelecek hafta dediğim gibi tarih bizi çağırıyor. İnşallah bugün matbaaya gidiyor. Tufan Gündüz'de bizim programlarımız hem sevilmişti hem çokça da Facebook'ta da izlenmişti. Çünkü o böyle yürekten konuşur, o da anlatır. Ondan sonra ve diyoruz ki bu çağrı tarihin derinliklerinden geliyor. Tarihin içinde doğan bir neferi çağırıyor. Tarihin çağırdığı bu nefer uzun savaşlardan, soğuktan, fırtınadan, yoksulluktan, kıtlıktan çıktı, sıtmadan çıktı. Tam tükendik dediğimiz yerde büyük bir umutla yeni bir kızıl elma aradığımız yerden doğdu. O hem vatanın sahibi hem varisi, hem geçmişi hem geleceği, umutsuzluğa düşülen her yerde bir teselli gibi görünür. Vefalıdır, vefalı Türk geldi yine. Beklenildiği yere gider, tarihi kuran da bu neferdir, tarihin çağırdığı da. Bazen o tarih bizi sürükledi, bazen de talih onu ve sırası geldi yine. Tarih bizi çağırıyor, gelecek haftayı kaçırmayın diyoruz. Çok teşekkür ederim Sadık Albayrak. Kitaplarında şey yaptınız mı? İz Yayıncılık'tan çıktı. İz Yayıncılık'tan bulabilirsiniz. Bütün şeyleri. Bu farklı ama. Bu farklı. O eşantiyo, o parayla satılmaz o. Parayla satılan bir kitap değil ama işte çok özel bizim seyircilerimize. Hatta fırsat olursa da imzalarsanız da çıktığında hangisi? Belki yakalarız sizi. Şu elbette, ne demek. Olur mu? Elbette. Çünkü çok seviyor seyircimiz. İmzalı kitabı özellikle arzu ediyorlar. Çok teşekkür ederim Sadık Albayrak, geldiğiniz için ve anlattığınız için. Bizim için de değişik bir program oldu. Benim için de teşekkür ediyorum. Nisyana terk edilmiş değil ama insanlardan uzak, Allah'a yakın bulunduğum yaylalardan buraya kadar geldim. O yaylanın o güzel havasından, buralarında mihnet ve meşakkat dolu havası içinde güzel bir program oldu. Evet. Size başarılar diliyorum, esenlikler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de yaylalara buradan selam gönderelim. Ha? İnşallah. Bizim şehrin içinde çok böyle fırsatımız olmuyor. Bekleriz orada. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Gündem ötesini Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine bu ekranda gündem ötesinde ve hafta içi de biliyorsunuz sabah saat 9 çeyrek itibariyle iyi fikirde buluşmak üzere. Hoşçakalın.